Merhaba arkadaşlar. Yine limit konumuza devam ettik. Ne söylemiştik son derste? Arkadaşlar kritik noktalarda limiti bulurken ne yapacaktık? Adam mesela ayrı limitlere bakacak. Mesela bakın burada 3 noktası şu verilen örnekte kritik noktadır. 3 kritik olduğunu nasıl anlıyoruz? Taktiğin içine 0 yapan. Hatta eksi 3 tarafı 0 diyor. Dolayısıyla kritik. Kritik olduğu için 3'teki sağ ve sol limitlere ayrı ayrı bakmamız gerekecek. Mesela x 3'e sağdan yaklaşırken ya soldan yaklaşırken limit nedir? Ayrı ayrı bulmam gerekiyor. 3'teki sol limit ne oluyor? Arkadaşlar 3'teki sol limitimiz 3'e soldan yaklaştığım için en küçük bir değer yazdığımızda burası ne olacaktır mutlak değerin içi? Negatif olacak. İşte o dışarıya çıkarken ne olacak? Şöyle yazayım. Ve soldan yaklaşırken eksiyle çarpılır dışarı çıkar. Yani eksi parantezinde x kare eksi 9 olur. Aşağısı zaten x 3 ise arkadaşlar pozitif demektir. Dolayısıyla aşağısı direkt mutlak değer x kareye x diye çıkar. 3 eksi x olur. Ve burada sadeleştirme yaparsak arkadaşlar daha tekrardan yazalım. 3'e soldan yaklaşırken bakın üst taraf eksi parantezinde x eksi 3 x artı 3. Ve gelince aşağısı da 3 eksi x kaldı. Tabii şu ikisi eksiyle birlikte bunu götürür, değil mi? X artı 3 kaldı. Şimdi x'in yerine 3 yazarsak bu limit değerimiz kaça eşit olur? 6'ya eşit olur. Peki 3'teki sağ limitimiz ne olur? Bunu da şuraya yazayım. Limit x 3'e sağdan giderken olacak. Bu defa yukarısı pozitifti. Yukarıya x kare eksi 9 diye. Aşağısı yine 3 eksi x olacak. Burası da çarpanlarına ayrılırsa limit ve sağ birken taraf x eksi 3 x artı 3 ayrılıp alt taraf 3 eksi x diye kaldığı için burada sadeleştirmeyi yaptığımızda bakın bir tane ne gelecek? Eksi 1 gelecek değil mi? Ve 3'ü yerine yazdığımızda limitin sonucu bu defa eksi 6 çıktı. Yani sağ ve sol limit farklı olduğu için bu limit değerimiz yoktur diyoruz. Hangi limit değerimiz? 3'te limit yok. Şu sağdaki örneğe bakalım. Sağdaki örneğe bakın x sıfıra sağdan ve soldan yaklaşıyor. Bu limit değerleri farkını soruyor. Yani a eksi b'yi sormuş. Arkadaşlar x sıfıra sağdan yaklaşırsa sıfıra sağdan yaklaşırken fx değeri yani a'yı bulalım önce. A'ymış. Şimdi x sıfırdan büyükse bakın sıfıra eşit olduğu duruma bakmıyorduk. Yani neye bakacağım? Üsttekine göre bakacağım. Şuraya. Eğer x sıfırdan büyükse pozitiftir. Dolayısıyla bu dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar? Yukarısı mutlak x ne olur? X diye çıkar dışarı. Yani limit sıfıra sağdan yaklaşırken yukarısı x oluyor. Aşağısı da x. Yani x bölü x ne oldu? 1 oldu. Gelelim sol limite. Yani b değerimize. Şunu gelelim. B değeri neye eşit olur? Limit x sıfıra soldan yaklaşırken fx değeri. Bu da bu defa mutlak değer dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar? Mutlak x dışarıya x negatif olduğu için sıfırın solunda. Dolayısıyla eksi x diye çıkar. Eksi x bölü x olur. Eksi x bölü x de eksi 1'e eşittir. Dolayısıyla bakın sağ ve sol limit yine farklı çıktı. Fakat bize tabii bir sıfırdaki limiti sormuyordu. A eksi b'yi soruyor. Yani 1'den eksi 1'i çıkardığımızda ne olarak? 1 eksi eksi 1. Yani y'ye eşit olacak. Alttaki soru hemen üstündeki sorunun çok benzeri arkadaşlar. Onu da size bırakmış olayım. Hemen limitle ilgili özelliklere geçelim. Bakın burada c bir pozitif reel sayıysa arkadaşlar sabitin kendisine eşit. Bir önceki sayı 1 çıkmıştı. 1'in limiti ne oldu? 0'a da gitse, 5'e de gitse sonuç yine 1'e eşit oluyor. Yani burada da c sabit fonksiyon limiti yine c'ye eşit olur. A'ya da gitse, b'ye de gitse, nereye giderse gitsin. Tamam mı? İkinci örneğimizde x a'ya giderken fx artı eksi gx. Yani burada iki fonksiyonun toplamının ya da farkının limiti sorulursa bunların ayrı ayrı limitlerini toplayıp çıkarırız. Ya da çarpmada da aynı şekilde ayrı ayrı çarpımları çarpımların limitine eşittir. Ve sabit bir sayı varsa eğer içeride arkadaşlar sabiti dışarı çıkarabiliyoruz. Yani önce limitini alıp fonksiyonun sonrasında bu c sabitiyle çarparsak geçmeyecek. Bölme de keza aynı şekilde yani iki fonksiyonun bölümünün limiti ayrı ayrı limitleri oranına eşit olur. Mesela basitçe yandaki örneğe bakın. X 2'ye giderken 2 artı 1 limiti 7 olarak verilmiş. A nedir diye soruluyorsa. O zaman ne olacak arkadaşlar? Burada X 2'ye gidiyor diyor. Yani
fonksiyonda yani limit operatörümüz x. Burada x'li bir ifade yok. Dolayısıyla bu sabit fonksiyondur aslında. Sabit olduğu için limiti de kendisine eşittir. Yani 2 artı 1 direkt 7'ye, a da buradan 3'e eşit olur. Alttaki örnekte x 1'e giderken 2 fx eksi gx 1'miş. x 1'e giderken fx artı gx. Şimdi arkadaşlar burada mesela ilki neye eşit olacaktır? Yine soldaki özellikleri kullanırsam bu aslında 2 çarpı limit 1'e giderken fx eksi limit x yine 1'e giderken gx'e eşittir. Bu limit değeri. Alttakine bakarsak, alttakinde de toplama varsa yine ayrı ayrı yazabiliyorduk. Limit x 1'e giderken fx artı limit x 1'e giderken gx şeklinde. Peki bu x'ini arkadaşlar alt alta toplarsam, bildiğiniz iki denklem gibi, bunları alt alta topladığım zaman bakın eksi artı 1'e giderken gx'ler birbirini götürecek. Yani sağ tarafta 3 tane limit 1'e giderken fx değeri kalır. Diğer taraf ne oluyor toplandığı zaman? 5 artı 1 yani 6. Demek ki buradan gördük ki limit 1'e giderken fx değerimiz 2'ymiş. Bunu gidip yerine yazsaydık ikincisinde örneğin. Bu eğer ise arkadaşlar toplamları 5'e eşitmiş. Toplamları 5 olduğuna göre o zaman limit 1'e giderken gx değerimiz de 3 olacak. Sen ne isteniyor peki? Gelene bakarsanız burada da x 1'e giderken fx ile gx'in çarpımı soruluyor. Yani aslında şu soruluyor. 1'e giderken limit değeriyle limit 1'e giderken gx çarpımı. Limitleri de biz birisi 2 demiştik. Dolayısıyla çarp direkt 6'ya eşit oluyor. Bu tarafa geçelim. Burada da arkadaşlar limitin yine özellikleri. Bakın. Eğer polinom şeklinde bir fonksiyona sahipsek bu limit değeri sağ ve sol limit aynı şekilde birbirine eşit oluyor. Yani A noktasındaki limit değeri PA'ya eşittir. Yani herhangi bir tanımsız yapan herhangi bir değerde olmadığı için polinomlarda değeri polinomun o noktadaki değerine eşittir. Mutlak değerde yine arkadaşlar limiti alıp daha sonrasında mutlak değerini alabiliriz. Burada tabii dikkat. Eğer A noktası kritik nokta değilse, kritik noktaysa bir önceki sayfada yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Ayrı ayrı sağ ve sol limitleri bulmamız gerekiyor. Farklıysa limit yok deriz. Varsa budur deriz. Şimdi arkadaşlar köklü ifadelerde yine içerideki limit değeri bulunur. Daha sonrasında kök alınır ya da kuvvet varsa arkadaşlar tekrar ne yapıyoruz? Fonksiyonun kuvveti varsa önce limitini alıp daha sonrasında kuvvetini alıyoruz. Aynı şekilde üstel fonksiyonda da aynı şeyi yapıyoruz. Şu üste burası çok yazılamamış dizgiden kaynaklı. Burası şu şekilde olacak. C üzeri limit x a'ya giderken fx değerine eşittir. Tamam mı? Yani öncelikle limitini alacağız. Sonrasında üstünü yazıp işlemimizi yapmış olacağız. Ve şu son özelliğimiz önemli. Burada limitle logaritma yer değiştirebiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani ne demek istiyoruz? Yani burada bir logaritmalı bir fonksiyonumuz var. Bunun limiti soruluyorsa önce fonksiyonun limiti alınıp yani fx fonksiyonun limiti alındıktan sonra logaritmasını alırsak daha sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz. Mesela yandaki örneklere bakarsak basit zaten. X 2'ye giderken arkadaşlar önce ne yapacağız? Şuranın limitini alırız daha sonra karekökünü alırız. Tamam mı? Köklü ifadenin limiti ise. Yani burada 2'yi yerine yazdığımızda ne oluyor? Orası 4 artı 6 artı 6 geliyor. Yani dışında da nesi var bunun? Karekökü var. Dolayısıyla bu limitin değeri kök 16'ya eşit. Yani 4'tür. İkinci örnekte 2 kritik nokta olmadığı için direkt 2'yi yerine yazarız. Mutlak değer içerisinde 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı 2 artı 1. Yani orası da mutlak değer eksi 3 oluyor. Yani 3'tür. Hemen alttaki örneğimize bakalım. Bu da işte aşağıda belirttiğim şu özellikten kaynaklı olarak x 2'ye giderken şu üstü nereye yakınsar arkadaşlar? Yani buranın limiti kaçtır? X'e 2 yazdığımızda 4 eksi 2 eksi 1 geliyor. Bunu 3'ün üzerine yazacağız. Yani orası da 3 üzeri kaç yapıyor? 1 yapıyor. Yani cevabımız 3'tür. Burada da logaritmalı bir fonksiyonumuz var. Bunun 2'deki limiti soruluyor. O zaman ne yapacağız? Logaritmayla limitin yerini değiştireceğiz. Yani öncelikle şu limit değerini bulacağız. X'e giderken x kare artı 1 limitini bulacağız. Ardından 5 tabanında logaritma alacağız. 5 yazıyoruz. Peki bu kaç? Bu limit değeri x'in yerine 2'yi koyduğumuzda ne oluyor orası arkadaşlar?
2'nin karesi 4, 1 daha 5 yapıyor. Yani sonuç logaritma 5 tabanda 5 olur. 5 çıktı çünkü. Tamam mı? 5 tabanda 5'in de 1 olduğunu cümle alem biliyor. Geldik diğer tarafa. Bakın şu sorulmuş bir soru arkadaşlar. Buraya almak istedim bunu. Burada ne yapacağız? Önce bu fonksiyonu düzenleyebiliriz. Bakın burada dikkat edin. Yukarısı x kare eksi 4x artı 4 zaten x eksi 2'nin karesidir. Değil mi? Bölü payda da x eksi 2 var. Artı yan taraftakine bakarsanız burası da x eksi 3'ün karesi aslında. Bölü alt tarafı 2 parantezinde yazarsam orası da 2 parantezinde x eksi 3 olacak. Tabii burada sadeleştirmeleri yaptıktan sonra işimiz kolay. Şu x eksi 2 ile bakın şu kare birbirini götürürse burada x eksi 2 kalacak. Sonra x eksi 3 ile yine kare birbirini götürürse orası da x eksi 3 bölü 2 olacak. Payda da eşit diyebiliriz ama böyle kalsın. Şimdi 2'deki limit. 2'deki limiti nedir bu fx fonksiyonu? İşte en son hali şu. 2'deki limiti soruyorsa 2 yerine yazacağım. Zaten burası 0 olur 2 yerine yazılırsa. Değil mi? Diğer taraf ne olur? 2 yazdığımızda 2 eksi 3 bölü 2 yani eksi 1 bölü 2 gelecek. 3'teki limit nedir diye bakalım. 3'ü yerine koyarsak buraya 3 yazdım. Buraya da 3 yazdım. Bu defa burası 0 olur. 3 eksi 2'den bu da 1 olur. İkisinin toplamı isteniyor arkadaşlar. O da 1 bölü 2 eşit olur. Çok da eski bir soru. Ya 2009, 18 ya da 19 sorusuydu. Böyle aslında kolay da bir soru. Şimdi bakınız yan tarafa geçelim. Mesela burada öncelikle tabii şunlardan bahsediyoruz. Bakın sinüs x'in limiti nasıl bulunur? Nasıl bulunur? X yer, a'ya giderken limit sorulursa a'yı yerine yazarız. Direkt sin a'ya eşittir. İşte cos x'in limiti a noktasında cos a'ya eşittir. Tan x tan a'ya eşittir. Cot x cot a'ya eşittir. Tabii şurada da tanımsız olduğu aralıkları çıkararak yani tanımsız olduğu değerler nedir? Mesela tanjan örneğin pi bölü 2 de tanımsız. Dolayısıyla şunu da yazmak zorundayız arkadaşlar. Sonra yandaki örneğe bakarsak x pi'ye giderken ne olacak buradaki limit değeri? Direkt pi'yi yerine yazıyorum. Sin pi eksi cos pi bölü payda da zaten cos 2 pi. Şimdi dikkat buraya arkadaşlar. Sin pi zaten 0. Cos pi değerimiz eksi 1 bölü cos 2 pi. 2 pi de 1'e eşit yani limitin sonucu direkt 1'e eşit oldu. Pi bölü 6'yı yine yerine yazıyorum. Burası ne oluyor? Sin pi bölü 6. Eksi kök 3 bölü 2. Aşağıya gelirsek orası da yine pi bölü 6'yı yerine yazarsak cos pi bölü 6 eksi 1 bölü 2 olur. Üst taraf sin pi bölü 6 yani sin 30. Sin 30 neydi? 1 bölü 2 idi. Üst tarafı şöyle yazalım o halde. 1 eksi kök 3 bölü 2 olur. Değil mi? Aşağıya gelelim. Bu cos 30. Cos 30 da kök 3 bölü 2. Dolayısıyla alt tarafta kök 3 eksi 1 bölü 2 olur. Ve bunlar ters çevrilip çarpıldığı zaman zaten ikiler sadeleşecek. 1 eksi kök 3 bölü 1 artı kök 3 kalacak. Ki bu da ne? Yok yanlış dedik. Aşağısı kök 3 eksi 1 olacak. Bu da nedir arkadaşlar? Tabii ki biri diğerinin eksilisi olduğu için eksi 1'dir. Sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.